Dördüncü pazarımızda ilk pazarımız gibi heyecanlı, kalabalık, şehir dışı katılımlarımız çok. Adana'dan misafirlerimiz var, Sparta'dan var yine. Şehir dışından katılımlarımız güzel, esnafımız güzel. Şu anda dördüncü pazarda ilk pazarımız gibi gayet güzel, kalabalık geçiyor. Bugün biliyorsunuz bir de üniversite sınavlarımız var. Biraz pazarımızı az da olsa etkiledi inşallah hava şartlarımızda. Ama yine de pazarımız güzel, neşeli, birlik, beraberlik içinde devam ediyor. Yani vatandaşlarımız da bu ilgiyi, güzel pazarları özlemiş bir hasret içerisinde. Katılım gayet yoğun, güzel yani. Aynı daha önceki gibi pazarımızda on binlerce güzel eserimiz var. Antika değerinde, antika geçmişte yaşananların bütün eskilerimiz var. Gerçekten güzel, günden güne daha güzel ürünler geliyor, farklı ürünlerimiz geliyor. Mesela bu pazarımızda kilim rağbetlerimiz çok. Dışarıdan gelen misafirlerimizin getirdiği farklı ürünler var. Yöresel elbise kıyafetlerimiz var. Kütahya'mızın biliyorsunuz en çok Çinisi meşhur. Güzel eski Çinilerimiz var, tarihi. Eski Osmanlı zamanından kalma kapkacaklarımız var yine Kütahya'mıza özgü. Biz de bu şekilde temsil ediyoruz yani tezgahlarımızı, sergilerimizi. Yani tahmini ilk pazarımızdan bugüne belki 40 bin 50 bin ziyaretçi 4 pazarımızda gelmiştir yani. Her pazarımıza bir 10 bin 15 bin ziyaretçimiz geliyor. Katılımımız oluyor şehir içi, şehir dışı, Türkiye'nin genelinde. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Katılımcı oranımız ya şu 4 pazarımızda 40 bin 50 bin olmuştur yani. Türkiye genelinde arayanlarımız çok yani. Pazarla alakalı bizden bilgi alıyorlar, program istiyorlar, rezerve istiyorlar. Bu şekilde katılımımız bayağı yoğun. Her ayın son haftası bütün halkımızı Kütahya Antika Pazarımıza davet ediyorum. Her ayın son haftası pazar günü bütün katılımcılarımıza, bütün esnaf arkadaşlarımıza, gerek Kütahya'mız gerek şehir dışındaki bütün Türkiye genelinde katılan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim hepsine. Kütahya Antika Pazarı dördüncü kez kapılarını açtı. Şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda katılımcının yer aldığı Kütahya Antika Pazarı'nda 76 model bir araç ise vatandaşların ilgisini çekiyor. Biz Isparta'dan geliyoruz. Kumsal Antika. Isparta'da bu işi yapıyoruz. Aynı zamanda mezar salonlarımız var Isparta'da. Yani Antika'ya gönül vermiş biriyiz bize. Ben devamlı geliyorum Kütahya'ya. Antika pazarına çok fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'nin her yerini geziyorum, onu da söyleyeyim. Tüm antika pazarlarını tanıyorum. Hemen hemen Kumsal Antika olarak da Türkiye'de her yerde tanınırız. Ama çok güzel pazar olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda birçok yeri geçmiş. Başkanımız çok emek verdi bu işe. Bunun farkındayım. Hatta kendi sayfalarımda da reklamını yapmayı düşünüyorum şu anda. O kadar güzel. İlgi güzel. Yani gördüğüm kadarıyla şu dakikaya kadar gayet güzel. Biz de yıllarca pazarlar sergi açtık, onu da söyleyeyim. Şimdi mezatlar yapıyoruz, canlı yayınlar yaptık. Yıllarca biz bu işle uğraştık. Ama şu andaki ilgiyi çok iyi gördüm ben. Bilemiyorum yani, halkın ilgisini gördüm şu anda. Yağış olmasına rağmen, o da önemli. Yağış çok etkiliyor bu konularda. Osmanlı ürünlerimiz var. Eğer göstermek icap ederse. Ben biraz Osmanlı takılıyorum bu konularda. Ağırlığı Osmanlı'ya veriyoruz. Neden derseniz ecdadın ürünleri, yani ecdattan kalan ürünleri sergilemeyi daha çok. Ama tabii bunlar da sınırlı sayıda, artık tükeniyor. Biz de ne yapıyoruz? Yeni ürünlerde koymaya çalışıyoruz. İlla ki yeni üretimlerde olmak zorunda. Böyle böyle devam ediyoruz bakalım. Efendim, Recep Parlak, Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi. Biz Sındırgı Tanıtım ve Kültür Derneğimiz var. Sındırgı'yı tanıtmak için geliyoruz. Hem de tabii derneğimizden eşyalar getiriyoruz ki her şey var bizim tezgahta. Sındırgı, Yacıbedir halısından tutun, kiliminden. İşte aklınıza ne geliyorsa her şey mevcut. Açıldığı günden beri geliyoruz. Zaten biz ayın 3. haftası Bursa, 4. haftası İzmir, 5. haftası Kütahya. Yani güzel. Tabii burada öğleden sonra başlıyor ama güzel. Tabii ilgisi güzel. İlgi her şey, inci boncu ilgi biliyorsun hani millet. Hani bizde görürse her şey var, aklınıza ne geliyorsa. Hani eşya çok olduğu için esas biz kendi Yacıbedir halımızı tanıtıyoruz, kilimlerimizi. Aklınıza ne geliyorsa her şey mevcut. Buyurun efendim.